Hiçbir yerin ağrımıyor değil mi? Ağrımıyor, geçti. Yetiştiler, arkamızdalar. Neden herkesi bu saatte çağırdın? Hep birlikte olduğumuza söyleyeceğim. Moral verelim diye hemen. Beyze, saat gecenin biri. Boş ver. Hangimizde uyku kaldı ki zaten? Bana da garip geldi aslında. Niye yarın sabah değil de şimdi? İlle de bize gideceğiz, herkes bizde toplanacak falan. Canım, bunun altından başka ne olabilir ki? Ay çocuklar, korkutmayın beni. Zülal hastaneden çıkarken gayet iyi dediler. Yapıyor. Ne? Hamilelik. Ah, ne yapıyorsun? Yapma. Odaya çıkalım mı? Tamam, peki dur. Kızı uyandırayım. Bekle. Nüket. Nüket. Canım. Nüket. Hadi tatlım. Kalk odan da uyu. Saat kaç oldu ki? Bire geliyor. İyi geceler. İyi geceler canım. Ne şekilde olursa olsun, bir daha Nüket'e öyle bakarsan, dinlemem, acımam, o gözlerini uyarım sana. Şimdi ben banyoya gidiyorum. Uyandırıyor illaki gelin diye. Geliyoruz, kapı kapalı. Ne oldu diyoruz, cevap yok. Neymiş efendim, evde konuşulacakmış. Bütün gece konuştuğumuz yetmedi mi yani? Hastaneden geliyorlar Fırat. Ne olmuş? İyiymiş işte. Ya stresten ya da yediği bir şey dokunmuş demişler. Muhtemelen Zülal'in hastalanmasıyla ilgili bizi suçluyor. Hep beraber olalım, gönlünü alalım diyecek belki. Oldu. Eğer özür dilememi bekliyorsa havasını alır. Biraz sakin olacağız Fırat. Lütfen rica ediyorum. Hiç kolay değil ama rica ediyorum. Bu saatte buraya kadar geldiysek demek ki önemli. Ya niye hepimiz buradayız? Hiçbir fikrimiz yok. Olmayacak ihtimaller geliyor ama yok canım. Namık o kadar çıldırmış olamaz. Herhalde Zülal bizim yüzümüzden strese girdi. Namık da ortalığı yumuşatmak için çağırmıştır dedim. Ona köpürüyor. Bana bakın. Başka bir hastalık olmasın bu sakın ha? Yok. Namık hastaneden aradı beni. Sesi gayet iyi geliyordu. İşte geldiler. Öğreniriz şimdi mesele neymiş. Aa, anneler de gelmiş. Eda da. Namık, ne oluyor? Şimdi hep beraber içeri gireceğiz, söyleyeceğim. Biraz sabır. Dur, bekle. Şimdi gel.
geldiniz. Hoş bulduk da yüreğimize indirdim be oğlum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ama önemli bir şey yoktu. Çok geçmiş olsun kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayır, aslında çok önemli bir şeymiş. Doktor bana söylemediği bir şey mi söyledi sana? Hah, sizinkiler de geldi. Kendi anne babasını da çağırmış. Ne oluyor? Ben eve gelmiyorum. Siz gidin, ben sizi burada bekliyorum. Oğlum ayıp olur şimdi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ya pardon ama yani gecenin bu saatinde niye buradayız? Bir fikri olan var mı? Vallahi biz de şaşkınlık içindeyiz. Sizi de evinizden kaldırıp getirmişler. Tamam canım, rahatlayın biraz. Birazdan her şeyi öğreneceksiniz. Buyurun içeri. Efendim. Ne yapıyorsun? Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ne konuda? Bebek, annelik, doğum, sonra babasız çocuk nasıl büyütülür falan. Anne, bak hala zamanım var. Ben bu çocuğu aldırmak istiyorum. Aldırmayacaksın. Anne, ben bu çocuğu istemiyorum. Ya adama söyledim, hamileyim dedim. Umurunda değilim ya. Sinirlenme. Bebeğe zarar vereceksin. Sakin ol. Nükhet, bana biraz daha zaman ver. Bak çok az kaldı. Ne olur bana güven. Söz veriyorum, o çocuğu babasız büyütmeyeceksin. Tamam mı? Ne olur sakin ol. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Bak, Ali ile ilgili bir problem olursa önce bana söyle. Anne, bak, Ali'ye sen güveniyorsan ben de güveniyorum. Eğer sen güvenmiyorsan ben de güvenmem. Güvenme, hiç kimseye. Gerektiğinde bana bile güvenme. Biraz daha gelmeseydin jacuzziye gelecektim. Benimle evlenmeyi sen istedin. Eğer ısrar etmeseydin bu iş bu kadar aceleye gelmeyecekti. Beni utandırmayacaksın Ali. Eğer utandırırsan seni utanılacak duruma düşürürüm ona göre. Gerçekten abarttığının farkında mısın? Beni kızından kıskanman için kafayı falan yemiş olman lazım. Ben kızımı kıskanmaktan bahsetmiyorum. Ben sana güvenip güvenmemekten bahsediyorum. İkisi çok farklı şeyler. Ne yaparsam yapayım, sana olan hislerime inanmıyorsun. Tamam, pes ettim. Uzatmayacağım. Sen? Ben almayacağım. Teşekkür ederim. E hadi oğlum, anlat artık. Ne yapıyoruz burada? Evet ya. Zülal'in bütün anneleri buradayken iyi olur. Değil mi? Bu biraz kinayeli olmadı mı Fırat Bey? Yanlış anlama canım. Olayı yeni öğrendik ya. Şoku atamadık üzerimizden. Bunun bu kadar uzun süre saklanmasının sebeplerini sizinle daha sonra konuşmak isterim. Şaşkınlığınızı, gücenikliğinizi,
Hatta kızgınlığınızı anlıyorum. Ama şu an başka bir şey için burada bulunuyoruz. Ve ben bunu bölmek istemediğim için konuyu açmadım. Anneler, anne, baba. Dünyaya annesi babası birbirini çok seven bir bebek geliyor. Zülal hamile. Kan testleri böyle söylüyor. Ben doktorundan rica ettim sana söylememesi için. Çünkü aile içinde açıklamak istedim. Ne bu sessizlik? Bir şey söylesenize. Yavrum. Çok sevindim. Anne mi olacaksın? Bebek geliyor. Çok şaşırdım. Sizi çok tebrik ederim. Ben de gerçekten çok mutlu oldum. Hala olacağım. Sülale Namık ayrılsa bile o velet ileride bütün malımızın mülkümüzün tek varisi olacak. Şale Hanım, sen hala Dünür'ünün bir hizmetçi olduğunun farkında değilsin galiba. Ay ne zararı dokundu sana? Ne ilgisi var şimdi? Ne demek ne ilgisi var? Bak Şale, Feride Hanım'ın işi bitmiş, fişi çekilmiş. Eski itibarını kullanıp hanımefendiyim diye dolaşıyor ortalıkta. O Evset de sen çulsuzun teki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Allah bilir ya. O Evset, Feride Hanım'dan tek kuruş maaş almadan çalışıyordur o evde. Sırf kızına yakın olabilmek için. Sülal doğursun, görürsün. O kadın iliğimizi, kemiğimizi sömürür. Üzüntüden mi ağlıyorsun, yoksa sevinçten mi anlayamıyorum doğrusu. Zülal, sorun nedir? Sorayım. Sadece beklemediğim bir şeydi. Aynı zamanda istemediğim bir şey. Hayır, çocukları seviyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çok istiyorum. Hayatıma uğruna gerekirse ailemi bile karşıma alabileceğim bir kadın çıktı. O kadın eşim oldu. Onu sevdim. Çocuğumuzun olmaması için bize ne engel olabilir ki Zülen? Ama anlıyorum. Annelik ayrı bir his. Üstüne gelmeyeceğim. Bu şoku atlattığında benim gibi hissedebileceğine inanıyorum. Seni seviyorum.
yan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. İçimde ağlayan çocuk yok olmaz diyor. Bir yanım kaçar, bir yanım kalır. Fırtına gelir seni benden alır. Yatmadın mı hala? Babam aramadı mı? Yalnız mı kalmak istiyorsun? Kimin için üzülüyorsun? Babam aramadı diye mi? Yoksa Zülal ve Nejat için mi? Her şeyi önceden bilselerdi, belki bugün bu haberi Nejat'tan alırdık değil mi? Zülal hamile, biz bir bebek bekliyoruz diye. Hepimiz gülerdik o zaman. Bu ev bayram evi gibi olurdu. Gerçeği çok önceden bilselerdi, ben de ablam Nejat'ı seviyor diye onu aklımdan bile geçirmezdim. Kalbimi, aklımı ona mühürlerdim, kilitlerdim. Anladım artık. Güler olsa da olmasa da ben Nejat için küçük, onun kardeşi gibi gördüğüm meleğim. Az geçti. Ama onlara ne olacak? Zülal'le Nejat'a ne olacak? Onlar birbirlerine aşık. Nejat'a bir bakayım. Evde vicdan azabı çekmesi gereken 3 kişiyiz. Ben,
annem, Feride teyze. Zülal'le sizin ayağınıza dolandık. Kendi adıma çok özür dilerim. Zülal bu hamileliğe hiç sevinmedi. Sen de öyle. O kadar açık ki aranızdaki bu bağ. Herhalde bu utanç ölene kadar vicdanlarımızı rahat bırakmayacak. Dilerim bizim yüzümüzden kaybettiklerinizi hayat size geri verir. Çok geç artık. Çok geç. Ablam için. Senin için. Yapabileceğim bir şey varsa söyle. Yaparım. Çünkü insan sevdikleri için her şeyi yapar. Her şeyi. Şey soruyorum. Hastanede söylediklerini ben mi yanlış anladım? Keşke birbirimize bu kadar geç kalmasaydık dedim bana. Senin de beni sevdiğini duymak için canım dahil her şeyi verirdim. Biliyor musun? Hayatım boyunca hep gözlerinin içine baktım. Beni seviyor mudur? İçine gömdüğü bir aşk var mıdır bana karşı diye? Biliyor musun? Biliyorum. Yazıp da yollayamadıklarını okudum. Nejat.
kadın erkek olmadık. Ne zaman olduk biliyor musun? Annem... Senin annen Evset dediği gün... Senin de her şeyi bildiğini... Ama bana söylemediğini anladığım gün... O zaman dedim ki... Nejat beni... Benim onu gördüğüm gibi görmemiş hiç. Yoksa söylerdi. Bana değer verseydi... Söylemeseydi hissettirdi. Kendimi o güne kadar olduğumdan daha çaresiz hissettim sana karşı. Zaten teyzemin oğlu olduğunu sandığım için bitmesi gereken bir aşktı. Ama karşılıksız olduğunu düşündüğüm gün... O gün... Kendimi çok yalnız... Çok çaresiz hissettim. Seni öptüğüm gün seni ne kadar çok sevdiğimi anlamadın mı? Anlamadım. Çünkü beni bırakıp gittin. Sonra beni hiç aramadın. Teyzemin kızına aşık olduğum için kendimden çok utanıyordum. Ama duygularımla da baş edemiyordum. Evset'e açıldım. Ben Zülal'e aşığım dedim. O da bana git dedi. Giden herkes çok acı çeker. Git dedi. Ben de gittim. Nasıl kalabilirdim? Evset. Kan bağımız olmadığını bildiği halde neden böyle bir şey istedin? Neden sana git dedim? Anne. Şu an ikimiz de hiç olmak istemediğimiz yerdeyiz. Sürer. Üniversiteye gitmeyi düşünmüyor musun? Artık istesem de gidemem. Eskiden istemiş miydin? Yurt dışına gitmek istedim. Ama babam göndermedi. Tek kızıyım diye. O zaman Nejat da yok buralarda. Evet. O yüzden beni dizinin dibinde büyüttü. Babanla aranız nasıldı? Arkadaş gibiydik. Yani babam... Diğer arkadaşlarımın babalarına göre birazcık büyük kalıyordu yanımda. Dedem gibi duruyordu. Üzülüyordum. Yani kompleks yapıyordum ama sonra her şey değişti. Baba kızdan daha çok iki arkadaş gibi olduk. Annemden bile daha yakındı bana. Bütün sırlarımı ona anlatırdım. O da iyi bir dost gibi akıl verirdi. Hastalığı ilerleyince bağımız koptu tabii. Gülmeyen, konuşmayan bir insan oldu. Ölüm seni çok sarsmış. Annen hep anlatıyor. Sarstı tabii. O benim babamdı. Sanki o hasta yatağında hep yatacak, hiç ölmeyecek gibiydi. Bazen hala yukarıda yattığını düşünüyorum. Ölüm o kadar ani oldu ki,
Affedersin. Sana babamdan bahsederek rahatsız ediyorum. Saçma. Senin için de, annen için de babanın hatırasına saygı duyuyorum. İnerken konuştuklarınızı duydum. Kızım bana da bir çay ver. Tabii efendim. Git yüzünü yıka. Açılırsın. Afiyet olsun. Mersin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne oluyor sana? Durup dururken kuru yerden nem kapıyorsun. Oradan buradan konuşuyorduk. Fahri'den konuşuyordun. Bana gözden mi vermeye çalışıyorsun? Sen kızını kıskanırsan ben de bütün gerçekleri kızına anlatırım mı demek istiyorsun? Nükhet'le konuşurken orada gizlice bizi dinlediğini bilmiyordum. Ama bana köpeğinmiş gibi davranmaya devam edersen neden olmasın? Fena bir fikir vermedin. Canım burnuma geldi artık. Polise gidelim. Delirdin mi? Ne diyeceğiz? Babam kayıplara karıştı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Kaybolmadı ki, saklandı. Annen haklı. Kendi rızasıyla çekmiş gitmiş bir adam. Polis ne yapsın? Böyle bekleyecek miyiz? Bu sırlar yüzünden ben babamdan mı olacağım? Ne ilgisi var? Bana kızsa bile seni arar. Sen onun kızısın. Beni bile aramadı anne. Bütün bu olanlardan en bir haber bendim. Beni bile aramadın. Ne oluyor? Hiç. Halil'den hala ses sedaya konu konuşuyoruz. Ona biraz zaman ver. Yaşadığı şey kolay değil. Biraz zaman Evset. Başladım, ister misin? Yok, hayır. Bu yeterli. Ben çıkayım. İlk iş günüme geç kalmayayım. İyi şanslar. Allah kolaylık versin kız. Başkasını severken nasıl senin annen olabileceğim? Namık hala gelmedi mi kızım? Gelmedi. Pardon, şimdi geldi. Yukarıda odasında bekliyorum, hemen gelsin. Peki efendim. Hoş geldiniz Namık Bey. Günaydın. Babanız bekliyor efendim. Sanırım acil, birkaç defa aradı. Beni buyurmuşsun. Ya öyle mi olmuş? Otur o zaman. Evet, neye karar verdiniz? Hangi konuda? Beni bu genç yaşta dede yapmayacaksın herhalde, değil mi? En azından böyle düşünmüyorsundur. Aslına bakacak olursak baba, seni hiç düşünmedim. Daha çok çocuk sahibi olup olmaya hazır mıyım değil miyim bunu düşündüm. Çünkü netice olarak bu benim ve Zülen'in meselesi. Ve hazırım. Bak oğlum,
kayınvalidenin bir hizmetçi olduğunu daha dün öğrendik. Onun için bazı şeyleri eline boyuna düşün istersen ha. Diyelim ki ileride ben karımla anlaşamıyorum, boşanacağım dedin. Ne olacağını kestirebiliyor musun? Bu Evset gibi kadınlar var ya, kızlarını bahane edip damatlarına kene gibi yapışırlar. Aa, hele bir de ortada bir çocuk varsa, değil kanını emmek, elinde ne mal bırakırlar ne mülk bırakırlar. Kanını emmek için fırsat kollar. O fırsatı da mutlaka yaratır. Namık, aklını başına topla oğlum. Baba, ne Zülal ne Evset senin korktuğun gibi insanlar değiller. Ben kararımı verdim. Baba olacağım. Şimdi eğer bittiyse işlerim var. İnan hiç o havada değilim. Eğer senin için sorun olmazsa yanında olmak isterim. Peki tamam. Seni öğleden sonra ararım. Kendine dikkat et. Sen de. Bu sıralar nasıl bakıyorlar? Bu sizi neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Saraya kül kedisinin kızını gelin aldılar. Merak etmemek elde değil. Anlaşıldı. Onlara da bu bilgiyi siz verdiniz. Ama andaşlara ne yaparsanız yapın işe yaramıyor. Yani geri tepiyor. Çok üzgünüm.